TDU-NRV İş İnsanları Derneği 28 Şubat 2024 tarihinde yine aylık network buluşmasını gerçekleştirdi. Bu buluşma Berkheim'de Golf Club'daki restoranda gerçekleşti. Yüzü aşkın iş insanının katılımıyla gerçekleşen etkinlik, dernek başkanı Sayın Cevdet Kocasin yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Türkiye ile Almanya arasında 2022 ve 2023 yıllarında gerçekleşen ticaret hacmine değinen Başkan Cevdet Kocas, her iki ülkede ticaretin gelişmesinin önünde bulunan engellerin bir an önce kaldırılmasının önemine vurgu yaptı. Daha sonra Köln Başkonsolosu Sayın Turhalka'ya katılımcıları selamlayarak özellikle fahri çalışmaların önemine değindi. Toplumdaki değişikliklerin fahri çalışmalarla mümkün olabileceğini, bu çalışmaların çok önemli olduğunu ve küçümsenmemesi gerektiğini belirtti. Daha sonra eyaletin Ekonomi Bakanlığı'na bağlı olan NRV Global Business temsilcisi Timur Kurt Bey, her iki ülke arasındaki ticaretin önemine değinerek, bu bölgede yatırım yapmak isteyen, şirket kurmak isteyen, Türkiye'den gelecek olan iş insanlarına memnuniyetle yardımcı olabileceklerini belirtti. Daha sonra etkinliğe katılan şirketlere mikrofon verilerek onların bu tür etkinliklere katkıları, beklentileri ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Katılımcıların yapmış olduğu konuşmalardan çıkan sonuç, iş insanları derneklerinin yapacağı bu tür etkinliklere çok ihtiyaç olduğu, böylesi ortamlarda oluşacak networklerle karar alma süreçlerinin ve bilgi edinme süreçlerinin daha kısalacağı, sonuç olarak ticaretteki ivmenin hızlanacağı yönünde olmuştur. Daha sonra birlikte yenilen akşam yemeğinden sonra iş insanları için çok önemli olan kredi kurumlarının bilançoları, analiz yöntemleri ve kriterleri konulu sunum konusunda uzman olan büyük bir Alman şirketinde çalışan Barış Peker Bey tarafından yapıldı. Büyük bir ilgiyle izlenen bu sunum sonrasında uzman Barış Peker katılımcıların sorularına doyurucu cevaplar verdi. Etkinliğin son kısmındaysa katılımcılar kendi aralarında iletişim bilgilerini değiştirerek sonrasında da iletişimde bulunabilmenin olanaklarını yakaladı. Sonrasında yapılan ikili sohbetle etkinlik sona erdi.